Herkese merhabalar. İhsan Tahat Orgut, ben spor fizyoterapistiyim. Bugün arkadaşım, aynı zamanda sporcum Fatih Ünsal ile birlikte sizlere foam roller nedir ve nasıl kullanılır hakkında bilgi vereceğiz. Ondan önce bir Fatih'in kendisini tanıtması için sözü ona bırakıyorum. Merhaba, ben Fatih Ünsal. Son 4 yıldır dünya şampiyonluğunda ve Avrupa şampiyonluğunda madalya alıyorum. Bu sene ülkemi Nisan'da olan olimpiyat kotası almak için temsil edeceğim. Tokyo 2020 için güzel adımlar atıyoruz. Bugün beraber anlatmak istedim. Hem kendisinde daha öncesinde de bir eğitim yaptık ve foam roller kullanılması, sık antrenmanlar sonrası yorgunluğu alması için önemli bir maddeydi bizim için. Şimdi kendisinin önce merak ediyorum, foam roller kullanıyor mu? Benim kampa gitmediğim zamanlarda neler yapıyor? Bir sormak istiyorum kendisine. Tabii daha önceden kullanmıyordum ama İhsan'la tanıştıktan sonra foam roller'ı daha çok kullanmaya başladım. Şimdi aslında foam roller dediğimiz alet bir masaj aleti olarak geçiyor. Özellikle kişinin kendi kendine masaj yapabilmesi için kullandığımız bir alet. Bizim bir terimimiz var, self myofascial release diye. Bu yöntemde şunu diyoruz, diyoruz ki kişinin kendi kendine masaj yapabilme yeteneğine bu ismi veriyoruz. Ve biz bu aleti kullanırken aslında bir el varmış gibi şu kalın bölgeleri kullanıyoruz. Bir parmak ucu, parmaklar varmış gibi şu daha ince olan bölgeleri kullanıyoruz. Parmak uçları varmış gibi şöyle dikenli bölgeleri kullanıyoruz. Ve kişinin o bölgede hangisine ihtiyacı olduğunu belirleyip ona göre, yöntemine göre az sonra göstereceğimiz şekilde yapıyoruz. Bu cihazı kullanırken, bu aleti daha doğrusu kullanırken aşırı şekilde sert yapmamamız gerekiyor. Süreyi kısıtlamamız gerekiyor. Tek bölgede 2 dakikadan fazla yapmamamız gerekiyor. Yani biz bununla beraber egzersizimizi bitirdikten sonra herhangi bir bölgede morarma olmamalı, ezilme olmamalı ve çürük ağrısı olmamalı. Tam tersine bu alet bizim aslında işimize yarayıp bizi rahatlatabilecek bir faktör olmalı. Şimdi öncelikle foam roller'ın birkaç çeşidi var. Tabii marka marka da ayrılıyor. Genellikle kullandığımız bu ve bunun biraz daha büyük olanı, daha düz zeminli olanı. Sporcular için tabii ki değişiyor. Tek bölgeye uyguladığımız zaman 1 ve 2'şer dakikalık uygulamalar yapıyoruz. 2 dakika geçtikten sonra birazcık da ezilmeler ve morarmalar oluyor. Buna izin vermiyoruz mutlaka. Aynı zamanda her bölgede, yani foam roller'la geçirdiğimiz süreç boyunca da 5 ve 10 dakika arasında kendimizi, bütün vücudumuzu planlıyoruz. Soğumada daha çok kullanıyoruz ama ısınmada da eğer o aktivasyonu hissetmek istiyorsak, o kas gerginliğinin bize engel olmamasını istiyorsak tabii ki egzersiz öncesinde de yapabiliriz. Şimdi Fatih'i sırt üstü alacağım yere. Öncelikle gluteal bölge dediğimiz kalça kaslarımızın kürekçilerde temas ettiği büyük noktalardan biri. Çünkü kürekçiler 3 noktada temastalar. Ayaklar, kalça ve eller. Şimdi kalça, kürek biraz daha fonksiyonel antrenman açısından stabil ve oturarak yapılan bir antrenman çeşidi. O yüzden oturan kişilerin oturma bölgesindeki kas gerginliği biraz daha fazla olabiliyor diğer sporculara göre. Foam roller'ı şu şekilde kalçanın altına alıyoruz. Güzel. Tamamen kalça kasları dediğiniz o aslında geniş yapıda olan ve gerginliği fazla olan yapıların üstüne alıyoruz. Bir ayağı diğerinin üstüne atıyoruz. Süper. Şimdi bu hareketi yaparken ayağı diğer ayağı dümdüz uzatıyorum. Evet. Ayağı attığım tarafın tam tersine, yani bana doğru geliyorsun. Hafifçe bir gövde vücut rotasyonuyla dönmesiyle beraber o bölgede foam roller'ı yavaşça yuvarlıyorum. Biz bu bölgede yumuşamayı gerçekleştirirken aslında biz çoğu zaman vücudumuzun gergin olan fasyasını esnetemeyiz. Bu foam roller yardımıyla o bölgede biraz daha gevşetmiş oluyoruz. Fasya gevşediği zaman kasların biraz daha rahat hareketi gerçekleşiyor. Bu da bizim için hem kas sonrası yorgunluğu engelliyor hem de kişinin daha rahat hissetmesini sağlıyor. Tek bölgede, unutmadan tekrar söylüyorum, 1 ve 2'şer dakika geziyoruz. Morarmaya kesinlikle neden olmamalı, çürük ağrısına kesinlikle neden olmamalı. Şimdi bisikletçilerde, koşucularda, kürekçilerde, aynı zamanda surfçilerde de çok sık gördüğümüz bir iliotibial bant ve dediğimiz gluteus medius kasına yönelik bir şey göstermek istiyorum. Şimdi Fatih'i yan pozisyonu alıyorum, plank pozisyonuna. Bana doğru dönebilirsin. Evet. Şimdi bu yöne, bu tarafa yönelik iki tane egzersiz göstereceğim. Bir egzersiz gluteus medius dediğimiz bacağımızı dışa açan, özellikle primer görev alan kalçanın yan tarafındaki kasımız. Diğer göstereceğim egzersiz ise onu az sonra örnek olarak gösterelim. Şimdi gluteus medius, yani bacağın yan tarafını nasıl gevşetirim? Foam roller'ı şu şekilde koydum. Tamamıyla vücudu yan pozisyonu alıyorum. Yani side plank pozisyonu dediğimiz yan plank pozisyonunda. Foam roller altımızda ve bu bölgeden 10 tane yuvarlamasını istiyorum. Limitli açılarda, evet, güzel.
10 tane yuvarlıyorum. Bunda zorlanırsam bu ayağı şuraya alıyorum. Bir tık öne atıyorum. Güzel. Bundan destek alıp 10 tane gidiyorum. Şu bölgede geziyorum ve 10'ar adım tekrarlıyorum. Bu yeterli gelmezse bir de vücudu birazcık daha yan pozisyona alıyorum. Yani gövdem yukarıya doğru hafif bir dönme gerçekleştiriyor. Kalçam şu şekilde yana doğru biraz daha açılıyor. Evet. Az önceki gibi tam arka gluteal dediğimiz kalça kasları değil de biraz daha yan kısmı, yani şu bölgeyi alacak şekilde yine burada 10'ar tane adımlama yapıyorum. Çok hassas bir yapıdır iliotibial bant, özellikle bitiş noktasına doğru. Bunlara yönelik ne yapıyoruz? Dikkat ederek çalışıyoruz ve morarmaya kesinlikle izin vermeden yavaş yavaş 10 tekrarlı şekilde glide'lar yapıyoruz. Tabii ki daha detaylı bilgi için ve foam roller kullanımı için sizleri de PT Akademi'ye bekliyoruz. Herkese iyi günler dilerim.